Kıymetli dostlarım, Suriyeli deyince günümüzdeki imaj, yaşayan, çok kötü evlerde yaşayan, fakirlik yaşayan, mülteci olarak bu ülkeye gelmiş, statüsü düşük insanlardır. Bu imajdır zihnimizde canlanan. Fakat 19. yüzyıl Osmanlısı'nda Suriyeliler çok da böyle değildi. Beyoğlu'nda burada İstiklal Caddesi'nde iki tane cephesini İstiklal Caddesi'ne bakar tarzda gördüğümüz bina vardır ki biri Suriye Pasajı'dır. Mehmet Abud Efendi tarafından yaptırılmış ki İstanbul'un en zengin, en önemli paşalarından biridir. Mehmet Abud Efendi Eyüp'te yatar. Burada pasajını aşağıda göreceğiz. Bir de Halepli Hacer Efendi'nin yaptığı bu pasaj Beyoğlu Pasajı olarak da bilinir ama gerçek adıyla ve daha çok bilinen adıyla Halep Pasajı'dır. Efendim Halep Pasajı ismini hemen şurada sağ tarafta Halep Çarşusu adıyla Osmanlıca, sol tarafta da Fransızca haliyle görebilirsiniz. 1885 tarihinde yaptırılmış olan bu Halep Pasajı'nın en dikkat çekici kısmı neresi biliyor musunuz? Halep Kalesi'nin tasviri. Şayet ben bu abimizin yerinde olsaydım, ben de Halepli olsaydım, pasajımı yaptırırken Halep'in o muhteşem kalesini resmettirmek isterdim. Arkadaşlar lütfen bir ara Google'a girip bakın. Halep şehri ki bir zamanlar Gaziantep'in ikizi gibiydi. Bize yakın bir coğrafyaydı. Halep'in o kadar güzel bir kalesi vardır ki ne yazık ki şu iç savaşta, Suriye iç savaşında tahrip olmasına en çok korktuğumuz yapılardan bir tanesi o Halep kalesiydi. Etrafındaki hendeğiyle, sur yapılarıyla muazzam bir yapıdır. Ve işte bu pasajı yaptıran Halepli Hacer Efendi de kendi pasajını yaptırırken Halep Kalesi'ni temsilen yukarıda bakın bir serçe saray yaptırmış. Nerede? Şimdi şu ortadaki kagir cumbadan yukarı doğru çıkıyoruz. İkinci pencerenin üstünde kocaman bir geyik var. Geyik boynuzunun lütfen arasına bakınız. Geyiğin bakın hem sağa hem sola yukarı doğru uzayan boynuzlarının ortasında şöyle burçlarıyla bir kale tasviri görebiliyor musunuz? O normalde bir kuş sarayıdır. Yani serçe saray dediğimiz işte az önce bir tanesi Maksim'in üstünde vardı. Kuşların serçelerin içine girebilmesi için yapılmış saraylar. Ama burada Halep Kalesi'ni temsilen yapılmış çünkü Halepli Hacer Usta tarafından yapıldığı için. O geyik boynuzunun hemen üstünde bir aslan başı da görebilirsiniz. Bu da gücü temsilen yapılmış. Fakat sadece cephesindeki bu ilginç figürlerle değil, Beyoğlu Pasajı, diğer adıyla Halep Pasajı, özellikle sinemasıyla meşhur olmuş. Beyoğlu sineması bakın buradadır. Tiyatrosu da Ferhan Şensoy ile meşhur olmuştu. Geçenlerde vefat eden Ferhan Şensoy, ünlü tiyatrocumuz, uzunca bir dönem burada yapmış olduğu tiyatroyla adı özdeşleşmişti. Ama özellikle sinemasına geldiğiniz zaman Beyoğlu sinemasında normalde AVM'lerde vizyona giren filmlerde hiç böyle onlar arasında göremeyeceğiniz güzel sanat filmlerini de izleyebileceğiniz güzel bir sinema olduğunu buranın görebilirsiniz. Bunun hemen arkasında 19. yüzyılın sonlarında da çok meşhur bir sirk varmış. Düşünebiliyor musunuz? Beyoğlu'nun o erken zamanlarında insanlar sirk izlemeye buraya gelirlermiş. Dolayısıyla Halep Pasajı yakın kültür tarihimiz açısından da oldukça sevilmiş, önemsenmiş bir pasajdır. Özellikle aklınızda şu Halep Kalesi tasviriyle yer edebilir.